Herkese merhaba. İsmim Cumhur Taş. 2014 yılından beri Üsküdar Üniversitesi'nde görev alıyorum. Psikiyatri uzmanıyım. Aynı zamanda nörobilim alanında doktoramı tamamladıktan sonra yurt dışı dönüşünde üniversiteye geldim. Üniversitede 2014'ten beri Kognitif Nörobilim Laboratuvarı'nın koordinatörlüğünü yapıyorum. Laboratuvarımız birkaç merkezden oluşuyor. Bu merkezlerden ana yerleşkedeki EEG analiz ve EEG çekim merkezimiz, elektroensefalografi dediğimiz, beynin elektriksel aktivitesini ölçümlediğimiz bir merkez. Burada EEG cihazımız, göz tarama cihazımız ve analiz ekipmanlarımızla beynin elektriksel değişikliklerini çeşitli nöropsikolojik testlere verdiği yanıtlara göre ölçümlemeyi ve bunu psikiyatrik hastalıklar ya da klinik farklı entitelerle kıyaslamayı ve farklılığı ortaya koymayı kıyaslıyoruz, belirliyoruz. Özellikle bilgisayar mühendisliğindeki diğer arkadaşlarımızla birlikte sofistike analizlerle dünyaya literatür katkısı sunmaya çalıştığımız bir laboratuvarımız. Yeni kurulmadığı için uzun süredir oturmuş bir ekibimizle birlikte yüksek lisans öğrencilerimiz, doktor öğrencilerimiz ve hocalarımızla birçok araştırmaya imza attığımız bir yerdeyiz. Laboratuvarın bu alanı içerisinde, bugün gördüğünüz alanda EEG analizi ve EEG çekimleriyle göz tarama analizlerimizi yapıyoruz. Aynı zamanda farklı yerleşkelerimizde beyin görüntüleri için kullandığımız MR cihazı ve fonksiyonel MR analizlerini yaptığımız bir ekibimizle birlikte ortak çalışmalar sürdürmekten keyif alıyoruz. Çalışmalarımız içerisinde özellikle beynin sosyal işlevselliğini, sosyal beyin fenomenlerini, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun beyindeki değişikliklerini, beynin satın almayla ilgili bölgeleriyle ilgili çalışan nöropazarlama öğrencilerimizle birlikte sürdürdüğümüz çalışmaları ve özellikle psikiyatristler ve nörologlarla birlikte psikiyatrik hastalıkların ve nörolojik hastalıkların sebeplerine yönelik nöropsikolojik değişimleri ölçümlediğimiz çalışmaları bu laboratuvarda yürütüyoruz. Son dönemin en trend konularından birisi psikiyatrik hastalıkların ayrıştırılmasında ve tanı konulmasında yapılan çalışmalar yine bu laboratuvardaki analizlerin ve üretkenliğinin sonucu olarak ortaya çıkıyor.